210. maddede hem zorunlu sigorta hem de isteğe bağlı sigortaya tabi olmamasından bahsediyor. Ben bu konuda biraz bakmıştım. Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrasında ise sadece zorunlu sigortalılıktan bahsediyor. Yani Türkiye'ye döndükten sonra 24 takvim ayı olarak, yani 2 yıl olarak Türkiye'de zorunlu sigortaya tabi olmaması. Ama Almanya'da hem zorunlu sigortaya hem de isteğe bağlı sigortaya tabi olmaması gerekir diye böyle bir şey görmüştüm. Bu doğru mu? Doğru. Bunun özü şuradan geliyor. İki ülkenin sigortalılık süreleri varsa devamı kabul edilir. Yani bir kişi Almanya'da sigortalılık çalışıyor, bırakıyor işini, Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de sigortalılık çalışmaya devam ettiği zaman sözleşme gereği aynı Almanya'da çalışıyormuş gibi devam eder sigortalılık süresi. Bu yönden Almanya diyor ki, Türkiye'de diyor herhangi bir şekilde sigortalı olduğumuz zaman gerek isteğe bağlı olsun, gerek Bağkurlu, gerek SSK'lı. Bu sefer diyor sigorta devam ediyor diyor. Almanya'yı bırakmışsınız, Türkiye'ye gitmişsiniz, Türkiye'de sigortalı bir kurumda durumdasınız. Bundan dolayı prim iadesi yapılmaz der. Ya hiçbir sigorta koluna, hiçbir sigorta mercine tabi olmadan ne Almanya'da ne Türkiye'de 24 ayın geçmesi lazım. Evet, bu konuda anlaşıldığına göre diğer sorumuza geçelim. Vatandaşımızın bu prim iadesini alabilmesi için Almanya dışında herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine gitmesi halinde de bu hakkı olur mu? Hayır, maalesef olmaz. Avrupa ülkelerinin birinde kişi ikamet ediyorsa veya orada çalışmaya devam ediyorsa bu haktan faydalanamaz. Evet, yani mutlaka Türkiye'ye dönmüş olması gerekiyor. Evet, onun için yani bir örnek verelim. Bir Türk vatandaşı Almanya'dan ikametini Fransa'ya almış veya İtalya'ya almış, Hollanda'ya almış. Almanya'dan prim iadesi yaptığı zaman red gelir. Sadece Türk vatandaşlarına özgü bu prim iadesi. Fakat şöyle bir durum var. Beni de arıyorlar, böyle bir sorumuz var. Kişi diyelim ki daha sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş. Alman vatandaşının prim iade hakkı yok. Türkiye'ye kesin dönüş yapamıyor çünkü. Fakat daha sonradan Türkiye'ye dönmeden önce, diyelim ki bir yıl önce kendisi Almanya'da sigortalılığını kesmiş. Bir yıl sonra da tekrar Türk vatandaşlığına geçmiş ve Türkiye'ye de bir yıl sonra kesin dönüş yapmış ve bir yıl beklemiş orada. Toplam 2 yılını doldurmuş hiç sigortaya tabi olmadan. Peki bu alabilir mi? Yani Alman vatandaşlığında geçen, yani o sürede ödenen primleri de sonradan Türk vatandaşlığına geçtiğinde alabilir mi? Tabii alabilir. Burada aranan tek şart dilekçe. Yani prim iadesi dilekçesi kuruma girdiği an kişinin Türk vatandaşı olması yeterli. Onun gerisinde Almanmış, 5 sene Alman kalmış, 10 sene Alman kalmış kimseyi bağlamaz. Peki Özbek Bey, bu primleri almak için bir zaman aşımı var mı? 24 ayı doldurduk, bütün şartları yerine getirdik ama yıllar sonra başvuruyor vatandaşımız. Bunun için bir süre var mı, zaman aşımı? Hayır, tam tersine. Çünkü bir kişi Türkiye'ye temelli gittiğini kabul edelim. Aradan 10 sene geçmiş, 15 sene geçmiş, hakkı kaybolmaz. Zaten kişi uzun süre beklerse Almanya'daki prim sürelerinin üzerinden emekli hakkı da doğar. Yani zaman aşımı diye bir şey yoktur. Ne kadar geç primlerin iadesini yaparsa belki de emekli yaşına ulaşıp Almanya'dan emekli olabilir. Ama yok derse ki ya ben 5 sene sonra 10 sene sonra prim iadesi yapacağım, zaman aşımı diye bir şey yoktur. Her an emekli oluncaya kadar, o yaşı gelinceye kadar her an prim iadesi yapabilir. Evet, çok güzel. Bu konuyu da aydınlattık. Çünkü şöyle bir şey var. Ben birkaç yerde duymuştum bunu. Ya işte Almanya'da emeklilik yaşına gelmeye yakın, mesela 1 sene 2 sene 65'ini doldurmaya kalmış diyelim ki 59 yaşından sonra prim iadesi yapılmıyor diye bir şey duymuştum. O zaman sizin sözünüze göre yaş geçmediği müddetçe bu mümkün. Evet, yani burada yaş herhangi bir sınır şudur. Gerek Alman olsun, gerek prim iadesi yapacak Türk vatandaşları olsun. Regel altersrente dediğimiz 65 ve üstü emeklilik yaşı gelinceye kadar prim iadesi yapılabilir. Yalnız burada mesela şuna da dikkat edilmesi lazım. Kişi Türkiye'ye, yani bir Türk vatandaşı Türkiye'ye döndüğü zaman aradan geçmiş 3 sene, 4 sene, 5 sene. Ya diyor ben diyor
İşte o 2 sene bekleme süresini çoktan doldurdum. Hatta diyor 5 sene bekledim diyor. Gidip bir işe gireyim diyor. Ondan sonra Allah büyük, bir zaman gelince primlerimin iadesini yaparım. Burada bir şuna dikkat etmesi lazım. Kişi Alman Emeklilik Kurumu'na dilekçe verdiği an son 2 sene içerisinde dilekçe veriş tarihiyle son geriye dönük 2 sene içerisinde sigortalı olmaması lazım. Yani başka bir örnek verelim. Bir kişi 55 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. 58 yaşına gelmiş, hiç çalışmamış. 2 senedin de fazla bir bekleme süresi var. 58 yaşında bu adam gidip bir işe başlıyor. Ya diyor işte ihtiyacım var, çalışıyor. 60 yaşına geliyor, ben diyor zamanında diyor 3 sene evvel diyor 5 sene evvel hiç çalışmamıştım. Bekleme süresini doldurmuştum. Şimdi diyor dilekçe verip primlerimi almak istiyorum. Alamaz primlerini. Dilekçe verdiği an, Alman Emeklilik Kurumu'na dilekçenin girdiği andan geriye doğru 24 ay çalışmaması lazım. Ama bu 24 ay çok iyi ayırt etmek lazım. İlk Türkiye'ye gittiği andan itibaren 24 ay değil. Ha, ilk gittiği an 24 ay geçerli, müracaat ederse 25. aydan itibaren primlerini alabilir çalışmamak şartıyla. Ama 27. ayda, 28. ayda, 30. ayda çalışmaya başlarsa ben zaten 28 ay, 29 ay çalışmadım. 30. ayda çalışabilirim, bir de bunun üzerine primlerimi de alabilirim derse yanılır. Buna dikkat etmesi lazım. Dilekçe verildiği tarihten geriye doğru da 24 ayda o 2 yıllık süren denk gelmesi lazım birbirine. Gerçekten de bir sorum da buydu zaten. Şerif Bey, buna bir cümle eklemek istiyorum. O da şu. Kişi diyelim ki bir işe başladı. 2 sene sonra primlerini almadı. Bir örnekte olduğu gibi 24 ay dedi. 28. ayda bir işe başladı. Ve o zaman 29. ayda da Alman Emeklilik Kurumu'na müracaat etti. Prim iadesi istiyorum. Ben 2 yıl çalışmadım diyor. Alman Emeklilik Kurumu bu Sosyal Güvenlik Kurumu'na soruyor. Bu adam diyor çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu dediği takdirde bu adam şu anda çalışıyor. O zaman bu kişi 1-2 sene daha beklemesi lazım. Başka bir deyişle şöyle tavsiye edelim. Kişi 24 ay bekleyecek. 25 ve 26. ayda başka bir işe çalışmaya başlamadan önce, sigortalı olmadan önce primlerinin iadesini yapsın. Ondan sonra çalışma hayatına devam etsin. Çünkü videomuzda konuyu ben sayın takipçilerimiz merhaba. Bir yolumuzda daha biraz. Merhaba. Merhaba.